Hazır, benim yasalım. Alo? Düşman gördü aç. On taraf, modafa gel. Şaşırmaydım. Ura! Apa! Yine hoşu bezar. Ama sizge tohra ayıbdar. O aşkhanada yugurup meni turttı. Ve ben telefonu çürüyordum. Bom koyaydılar. Sonra şey çiçotkama olup kaçtı. Ben de hala dişlerimi yuvgana uygurmadım. Tahir, yarım saatten beri suunu akızıp koydun. Dişin neyse haliyem tazalamadın. Sen ise Zuhra, başka işlerini kılayetkenin de suunu yapıp koysaydık hem bulardı. Çünkü suunu beyhude sarfladın. Tahın ısık suunu. Farkı ne mi? Isık su mu? Yo, soğuğu mu? Farkı cüde kette. Suunu israf kılıçını uzu yaman. Isık suunu aynısı. Kana aydın ki, krange ısık su kayırdan geledi. İlgara suunu yapılığı mahsulotları yardamıda kette katelnilerde mahsus bahaybat kozonlarda ısıtışardı. Son, küçülü elektr nasoslar yordamıda, ısıtılgan suunu uzak masafaga yotqizilgan quvurlar yordamıda, har bir xonadonga yetkazishardi. Shuningdek, katelniler katta miqdorda yoqilg'i mahsulotlari va elektr energiyani sarflashardi. Bu esa tabiatni zararlanishiga va tiklanmaydigan foydali yoqilg'i qazilmalarini yo'qolishiga olib kelardi. Bunday isitish ta'minoti usuli samara bermay qo'ygan. Kachalniklar haddan ziyod manbalarni sarflaydi hamda issiqlikning katta qismi yetkazib berish jarayonida yo'qotiladi. Tasavvur qilib ko'ring, yuzlab kilometr issiq suv quvurlari. Biz ko'cha havosini behuda isitmoqdamiz xolos. Shuning uchun hozir har bir xonadonda shaxsiy isitgichlar o'rnatilmoqda. Chunki ular ixcham va energiyani tejamli sarflaydi. Lekin bu suv jo'mragini ochib qoldirish mumkin degani emas. Chunki bunaqada siz nafaqat tiklanmaydigan tabiiy gazni, shuningdek qimmatbaho ichimlik suvini ham isrof qilyapsiz. Voy meni bechora momoqvoyim. Seni bir tomon unutib qo'yibman-ku. Tohir, tish cho'tkasini yuvish uchun bir stakan suv ham yetarli. Shunday qilib biz ichimlik suvi va foydali yoqilg'i qazilmalarini tejaymiz. Tabiatni zararlanishini to'xtatamiz va tabiiy boyliklarimizni saqlaymiz.